çocukmuşum gibi davranıyor. Diego'nun yapabildiklerini ben de yapabilirim. Sence de öyle değil mi Figaro? Aa Bernard, benim için gidip biraz alışveriş yapabilir misin? Ama bu odunları kırmam gerek. Alışveriş çocukların işidir. Odun kırmaya bir süre ara versen iyi olur. Senin odun kırmana engel olmak istemezdim ama... ...neden alışveriş yapmaya gitmiyorsun? Bence bu daha yararlı olacak. Ben de Diego'nun yaptığı işleri yapabilirim. Şunu izle. Ara vermeni söylemiştim. Alışverişe gitmeye ne dersin? Bu hiç adil değil. Herkes bana küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor. Ama hepsine gününü göstereceğim. Ha! Bernard! Bernard! Merhaba Bernard. Lolita! Kasabaya mı gidiyorsun? Evet, alışverişe gidiyorum. Aa güzel, seni bırakabilirim. Hadi arabaya bin. Alışverişe gitmiyorsan nereye gidiyorsun? Baskalların evine gidiyorum. Aa yoksa Nikitaların evine mi gidiyorsun? Neden sordun, sorun ne? Aa bir şey yok. Hey! Lolita, Lolita! Beni merhaba, merhaba. Günaydın Nikita, günaydın. Ah günaydın Lolita. Aa Bernard, merhaba Bernard. Aa merhaba. Merhaba Lolita, geldiğin için teşekkür ederim. Merhaba Bayan Baskal. Bize yardımcı olduğun için teşekkür ederim Lolita. Hasta olmasaydı Nikita'yı da yanımızda götürecektik. Hiç sorun değil. Nikita ile ben harika zaman geçireceğiz. Öyle değil mi Nikita? Biz seninle her zaman çok güzel vakit geçiriyoruz. Lolita çok eğlenceli. Annemle babamı ziyaret etmek zorundayız. Ciddi bir şey olmadığını biliyoruz ama yine de gidip iyi olduklarından emin olmak istiyoruz. Yarın öğleden sonra bu saatlerde dönmüş oluruz. Yarına kadar Nikita ile ilgilenebileceğinden emin misin? Biz iyi olacağız. Lütfen bizim için endişelenmeyin. Şimdi iyi bir kız ol ve kimseyi üzme. Lolita'nın bütün söylediklerini yapacaksın ve erken yatacaksın. Anlaşıldı mı? Peki. Hoşça kalın. Güle güle. Yarın görüşürüz. Güle güle. Ah çok güzel. Hadi içeri gidelim. Yarına kadar çok eğleneceğiz ve çok güzel vakit geçireceğiz. Tabii ki. Sen de bizimle birlikte kalacaksın değil mi Bernard? Hayır üzgünüm kalamam. Benim alışverişe gitmem gerek ama sorduğun için teşekkür ederim. Aa şimdi hoşça kalın. Hadi Figaro. Sanırım Bernard'ın çok acelesi var. Herhalde alması gereken çok önemli bir şey var. Koşarken düştü. Hadi Nikita içeri girelim. Şu listeye bir bakalım. Biraz süt, yumurta, patates ve biraz da biber. Ha? Orada neler oluyor? Hey! Bu adamlar neden aranıyor? Bu seni ilgilendirmiyor çocuk. Git buradan. Böyle konuşmana gerek yoktu. Sadece soru soruyorum. Pekala, pekala. Bu bölgedeki hırsızlık olaylarına karıştıkları için aranıyor bu adamlar. Anladın mı şimdi? Vay canına. $5000 hiç de az bir para değil. Bu adamları yakalarsam zengin olabilirim. Yani bu üç adamı tek başına yakalayacaksın. Öyle mi dedin sen az önce? Bizim yakalayamadığımız adamları senin gibi küçük bir çocuk nasıl yakalayacak? Ben çocuk değilim. Sizden daha zeki olduğum için bu adamları yakalayacağım ve artık bana gülemeyeceksiniz. Al bakalım. Yaşasın. Gidelim Figaro. Ya buraya gel. Geri dön seni küçük çocuk. Bir iş çocuğu yakalasın hemen. Benden kaçamazsın ufaklık. Seni yakaladığım zaman çok üzüleceksin. Kapa çeneni. Tam bir budala gibi konuşuyorsun. Koca ağzının başımızı bir kere daha belaya sokmasını istemiyorum. Kapa çeneni. Bundan hoşlanmadım patron. Bu sabah kendimi yorgun hissediyorum ve bu kartlarda bugün yatakta kalmam gerektiğini söyledim. Bu gece işimiz var. O zengin mahallesinde oturan insanlar uzaktaki ailelerini ziyaret etmeye gittiler. Küçük kızlarını evde yalnız başına bıraktılar. Soygunu bu gece yapmalıyız. Patron haklı. Bu gece bu soygunu yapmak zorundayız. Sana çeneni kapamanı söylemiştim pislik. Ama soygun düşündüğümüz kadar kolay olmayacak. Evde küçük kızla birlikte bir de çocuk bakıcısı var. Küçük bir kız ve Lolita adındaki bu çocuk bakıcısı bize karşı koyamazlar. Endişelenmeyin. Peki evdeki çalışanlar? Onlar başka bir yerde uyuyorlar. Evde başka kimse yok. Planları yapmışsın patron. Umarım başarırız. Tamam hadi kalkın. Hazırlanmamız gerekiyor. Evet.
Nikitalıların evini soyacaklar. Hemen Diego'ya haber vermeliyim. Hey, bir dakika. Eğer bu adamları tek başıma yakalarsam gerçekten bir kahraman olurum. Hey, bu harika bir fikir. Bu üç soyguncuyu kendi başıma yakalayabilirim. Ne var patron? Birinin bizi takip ettiğini sandım ama kimse yok. Evet, hayal görmüş olmalısın. Evet, öyle olmalı patron. Belki gördüm, belki de görmedim. Siz yine de dikkatli olmak zorundasınız. Planlarımız suya düşmesini istemiyorum. Az daha yakalanıyordum. Haklıyım mısın patron? Bu çocuk bizi takip ediyor. Bizi neden takip ediyorsun? Ben... Hey çocuk, sana bir soru sordum ve cevabını bekliyorum, anladın mı? Ben gerçekten sizi takip etmiyordum. Anlam gereken şeyler var. Bu yüzden çarşıya gidiyordum ben. Sen bir budalasın çocuk. Seni küçük parçalara ayıracağım. Kendine gel sersem. Kasabanın ortasında istediğin zaman bıçağını çıkaramazsın. Bu geceki planımız için daha fazla dikkatli olmalıyız. Bu yüzden onun ölümünün bizimle alakası olmaması gerekiyor. Bana dokunursanız size gülünüzü gösteririm. Evet, çok zekice bir fikir. Neler oluyor? Birinin başı dertte olmalı. Ey patron, gitsek iyi olur. Birileri geliyor. Pekala, hadi buradan gidelim. Beni bekleyin. Kıl payıyla. Hey, çok teşekkür ederim Figaro. Hemen Nikita'nın evine gidip soyguncuların haberini vermeliyim. Bir yere mi gidiyorsun? Nikita'nın evine gidiyorum. Aa, öyle mi? Neden bunları yanında götürüyorsun? Bunu almana gerek yok. Beni rahat bırak. Bu seni ilgilendirmez. Yardıma ihtiyacın var mı peki? Hayır. Kendi başıma halledebilirim. Ben artık çocuk değilim. Şimdi odamdan çık. Hadi çık dedim. Hey, dur. Çık! Hoş geldin Bernard. Seni gördüğüme sevindim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Burada kalmaya karar verdim. Anlıyorum. Peki fikrinin bu kadar çabuk değişmesine sebep olan ne? İki bayanın bir evde yalnız başına kalmasına bir erkek olarak izin veremezdim. Ben sizi koruyabilirim. Neler oluyor Lolita? Kapıda kim var? Merhaba Nikita. Yine ben. Size yardım etmeye geldim. Çok kibarsın Bernard ama yardıma ihtiyacımız yok. Biz üstesinden gelebiliriz canım. Anlamıyorsun. Bu gece hırsızlar bu eve girecekler Lolita. Anlıyorum. Bizi soyacaklar öyle mi? Korkuyorum. Endişelenme Nikita. Bernard böyle söylüyor. Çünkü bu gece burada kalmak istiyorum. Bu doğru değil. Hırsızların bu evi gözetlediklerini kendi gözlerimle gördüm. Pekala Bernard, tamam. Bernard'ın kalmasını istiyor musun Nikita? Evet Lolita, evet. Lütfen Bernard bizimle kalsın. Tamam Bernard, bizi korumak için burada kalabilirsin. Evet, yaşasın. Patatesleri soymayı hala bitiremedin mi Diego? Onları da yemeğin içine katmak zorundayım biliyorsun. Bernard nerede? Bu onun için normaldi. Eğer Bernard'ı beklersek çorbayı yarına kadar yapamayız. Evet, her zamanki Bernard. Evet. Lolita içeri gel. Maria'ya bir şey söylemem gerekiyor. Pekala. Bernard'ın başı belada, öyle değil mi? Hayır, başı belada değil. Bu gece Nikitalar'da kalmak istiyor. Yarın benimle birlikte geri dönecek. Size haber vermek istedim. Ah şu çocuk. Kalması sorun değil, değil mi? Eğer senin için bir sakıncası yoksa benim için de yok. Eğer bir sorun olursa onu gelip alabilirim. Eğer onu almaya gelirsen seni affedeceğini hiç sanmıyorum. Bernard'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmemiştim Diego. Neden bu kadar mutlu? Tamam, anlatacağım. Anlıyorum.
evde kalmasına izin vermemiz için bir hırsızlık hikayesi bile uydurdu. Hırsızlık mı dedin? Beni rahat bırak, bu seni ilgilendirmez. Nikita da çok mutlu sanırım. Bernard gibi biri yanında olduğu için çok şanslı. Hırsızlar. Belki de Bernard doğru söylüyordur. Al bakalım. Ha, al bakalım. Sana gününü göstereceğim. Al bakalım pis hırsız seni. Ha! Üçünü de yakalayabilirim. Hayır. Artık bununla hırsız yakalayabileceğimden emin değilim. Lanet olsun. Bernard. Ha? Acıklısındır diye düşündüm. Seni arkadaşımın evine girmemen konusunda uyarmıştım. Bir şeyler yemek için biraz ara versen Bernard. Hey Nikita. Sana kurabiye getirdim, ister misin? Gerçekten harika görünüyorlar. Bu kurabiyeler gerçekten çok lezzetli. Harikasın. Beğenmeni sevindim Bernard. Teşekkür ederim. Al bakalım Figaro. Eminim harika bir aşçı olacaksın Nikita. Bunu senden duymak gerçekten çok güzel. Biraz daha. Gerçekten çok tokum. Bir tane bile yiyebileceğimi sanmıyorum ben. Pekala Bernard. Bu arada bu gece bizimle birlikte kalmaya karar verdiğin için çok mutlu oldum. Doğruyu söylemek gerekirse ben de sadece Lolita ile kalmaktan biraz korkuyordum. Lütfen endişelenme. Bizi hırsızlardan koruyacaksın değil mi? Ha? Tabii ki sizi koruyacağım. Teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Nikita, akşam yemeği hazırlamak için bana yardım eder misin? Geliyorum. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Sizi koruyacağım. Sadece iyi uyumak için küçük bir büyü. Bana güvenin, tamam mı? Görünüşe bakılırsa herkes uyuyor. Hemen harekete geçecek miyiz patron? Bu geceki görev kolay olmayacak. Bu yüzden neden sadece siz ikiniz başarmayı denemiyorsunuz? Sadece ikimiz mi? Eninde sonunda siz iki budala bağımsız çalışmak zorunda kalacaksınız. Bu iş ikinizin de güveninin yerine gelmesine yardımcı olur değil mi? Haklısın. Ha? Geliyorlar. Gidelim Figaro. Bunu yapmak istediğimden emin değilim. Daha önce hiç tek başımıza iş yapmadık. Şşş! Korkulacak bir şey olmadığını söyledim. Hey, bir dakika, beni bekle. Bu aptal çukuru buraya kim kazdı? Bacağımı incittim. Hey, bu da ne? Işıkları açsana. Duş için teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Hadi. Parmayı keser misin? Evdeki herkesi uyandıracaksın. Evin arka tarafına gitmeye çalışalım. Bunu kontrol edeceğim. Bir şey yok dostum, bu sıcak değil. Buradan girmek sandığımdan kolay oldu. Aa!
casus var. Endişelenecek bir şey yok. Burada güvendeyiz. Bu da kaza olamaz. Burada bizi izleyen biri var. Hey, buradayım çocuklar. Neden hala şansınız varken gitmiyorsunuz? Bu o çocuk. Hadi hemen onun işini bitirelim. Tamam. Hadi buraya gel evlat. Hadi gidip onu yakalayalım. Buraya gel seni küçük pislik. Bizi bekle. Size bunu ödeteceğim. Yaptıklarınızı pişman olacaksınız. Hemen buradan gidin. Hadi yazın kaçınmış. Bu iki budala orada hala ne yapıyor? İki kız da başa çıkamadılar mı? Kendim halledeceğim. Sadece alt katta bir şeye çarpmış olmalı. O çok sakar bir çocuk. Oh, bu da ne? Bence eve yeteri kadar yaklaştın değil mi? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ben senin bu eve girmeni engelleyecek adamım ve bu da benim imzam oluyor. Pekala Zorro. Göster kendini. Bu kadar yetmedi mi? Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Bu son şansınız. Pekala gidiyoruz. Bize daha fazla işkence etme lütfen. Burada neler oluyor Bernard? Bir şey mi oldu? Nikita, Lolita dikkat edin. Nikita'yı rahat bırak. Bırak o gitsin. Onu geri almak istiyorsan evdeki bütün paraları hemen bize getir ufaklık. Nikita! Buraya kadarmış. Şimdi burayı terk etmeni istiyorum. Şaka yapıyor olmalısın. Hadi çocuk acele et. Bu evdeki bütün paraları istiyoruz. Yoksa arkadaşının başına hiç hoş şeyler gelmez. Yoksa onu öldürürüm. Yardım et Bernard. Şu anda beni kimse tanımıyor. Ama Zorro'yu yenen adam olarak ünümü herkes duyacak. Ölmeye hazır mısın Zorro? Seni yakalayacağım Zorro. Bütün bunları sana ödeteceğim. Hemen bize para getir. Yoksa herkes dönünce seni öldüreceğim. Onu rahat bırak. O sadece bir çocuk. Yoksa burayı ilk terk eden sen mi olmak istiyorsun? Bu çocuk başımıza büyük bela açtı. Patron zaten bu olaydan hoşlanmayacak. Bir an önce toparlansak iyi olur. Burnuma yanık kokusu geliyor. Neler oluyor? Olması gereken ya. Bunu ödeyeceksin çocuk. Seni yakalayacağım. Bernard. İyisin değil mi Nikita? Çok cesurdum Bernard. Önemli değil. Çok cesursun. Sanırım artık güvendeyiz. Bu da kim? Sanırım orada biri var. Çok korkuyorum. Merhaba, Bernard'ın başınızı belaya sokmadığından emin olmak için buraya gelip size bir bakayım dedim. Sen misin Diego? Bernard başımıza bela açmadı. Aksine bizi hırsızlardan korudu. Çok güzel. Harika Bernard. Şimdiye kadar gördüğüm en cesur erkek. Bir kadının tam da kocası olmasını isteyebileceği biri. Koca mı? Aman tanrım. Bernard artık çocuk değil. Kendini kanıtladı. Diego! Yardım et! Biri bana yardım etsin! Bu hayvanı söz dinletemiyorum ben! Diego imdat! Bana yardım et! Ne yapacağımı bilmiyorum. Beni bu budala hayvanla tek başıma
Bir kere daha düşündüm de. Belki de Bernard hala küçük bir çocuktur. Diego! Gelecek bölümde arkadaşlarımız bazı tuhaf düşmanlarla hesaplaşmak için tuhaf bir yolculuğa çıkıyor. Düşmanları Kızıl Kurtlar. Bu yolculukla onların kötü planlarını yerle bir edecekler. Ama sayıları bu acımasız çeteden çok daha az. Hepsini kurtarabilecek sadece bir adam var. Tek bir adam. O adamın adı Zorro.